Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeşilbaş ördek hakkında bilgiler vereceğim. Yeşilbaş ördek 55-65 santim boylarında olup kanat açıklığının aralığı ise 80 ila 98 santimetredir. Ağırlığı ise 900 gram 1700 gram arasında değişmektedir. Erkeğinin üreme döneminde parlak yeşil bir başı, siyah kuyruğu ve altında siyah çizgisi olan sarı bir gagası vardır. Dişisi ise açık kahverengidir ve koyu kahverengi gagası vardır. Yeşilbaş ördeğin ana vatanı Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'dır. Erkek ördekler boyunlarında beyaz bir çizgi ile başlarında dikkat çekici parlak yeşil renge sahiptir. Dişisi ise daha az dinamik alacalı kahverengi tüylere sahiptir. Yeşilbaş ördeklerin her ikisi de kanatlarının arka kenarlarında beyaz ve mavi bir spekuluma sahiptir. Her yaz 4-5 aylık çiftleşme mevsimi sona erdikten sonra erkek yaban ördeği tüylerini döker ve dişisine benzer. Neredeyse ayırt etmek zordur. Sonbaharda erkek ördek ikinci bir tür değiştirme yaparak eski renklerine kavuşur. Ördeklerin dış tüyleri su geçirmezdir. Kuyruklarının yakınında dış tüylerinin yayan ve örten özel bir yağ üreten salgı bezine sahiptir. Bu sayede soğuk havalarda onları sıcak ve yumuşak tutan tüylere sahip olurlar. Yeşilbaş ördekler kendi kanat güçleriyle 40 mile varan sürekli hızlarda uçabilirler. Güçlü bir kuyruk rüzgarı ile 800 mili 8 saatte gidebilirler. Genellikle 400 ila 2000 fit arasında yüksekliklerde uçarlar. Ancak çok daha yüksekte uçtukları da tespit edilmiştir. 20.000 fitin üzerinde uçan ticari uçaklarla çarpıştıklarının kanıtları vardır. Yeşilbaş ördekler her sonbaharda yeni çiftleşme partneri seçerler. Kış boyunca ve ilkbahar çiftleşme mevsiminde birlikte kalırlar. Çiftleşme mevsimi sona erdiğinde erkek yaban ördeği dişiden uzaklaşır ve dişi bir su kütlesinin yakınlarında göğüs tüylerinden ve dallardan bir yuva yapar ve daha sonra 13 yumurtadan oluşan bir kuluçka dönemine girer. Bir ay boyunca ördek yavruları yumurtadan çıktığında güvenlik için anneleri tarafından hemen suya alınırlar. Yumurtadan yeni çıkan yavrular içgüdüsel olarak doğası gereği nasıl yüzüldüğünü ve nasıl yemlenildiğini iyi bilirler. Ördek yavruları 50 ila 60 gün boyunca annelerini takip ederler ve beraber yaşarlar. Bu süreçte olgunlaşırlar ve uçma yeteneklerini geliştirirler. Erkek ördeklerin yavrularını bakmasıyla alakası yoktur. Bir yıl sonra üreme yaşına ulaşırlar ve doğada 5 ila 10 yıl yaşayabilirler. Yeşilbaş ördekler genellikle Ekim ve Kasım aylarında çift tutarlar ve Mart ayı başlarında meydana gelen ve Mayıs ayının sonuna kadar uzanan üreme döneminin sonuna kadar çift olarak kalırlar. Dişi ördekler genelde yumurtadan çıktıkları yerin yakınlarında üreme eğilimindedirler. Üreme döneminden sonra erkek ördekler dişilerinden uzaklaşır ve diğer erkeklere katılırlar ve dişi ördekler yavrularına bakmaya başlarlar. Dişi ördekler vücut ağırlıklarının yarısına kadar kuluçkada kalabilirler. Ördekler göçe başlamadan önce yağ depolarlar. Bir göç sırasında ördekler vücut ağırlıklarının %20 ila 50'sini kaybedebilirler. Göç sırasında ördekler genelde daha önce ziyaret ettikleri yerlerde mola verirler. Kuzey Amerika'da şu anda üreme çağındaki yaklaşık 10 milyon yeşilbaş ördek olduğu tahmin edilmektedir. Kuzey Amerika'da diğer ördeklerden daha fazla yeşilbaş ördek vardır. Ördekler suyun altında kürek çekmek için kullandıkları perdeli ayakları vardır. Ayaklarında sinir veya kan damarı yoktur. Bu da buzlu sularda yüzmelerini sağlar ve üşümeyeceği anlamına gelir. Yeşilbaş ördek çoğu evcil ördeğin atası olarak kabul edilir. Yeşilbaş ördek nasıl beslenir? Neler yer? Suda yaşayan bitkiler, böcekler, solucanlar, buğday, mısır gibi tahıl ürünleriyle beslenirler. Bir ördek başını suya daldırabilir ve dipte bulunan bitkilerin içinde yiyecek arayabilirler. En çok tercih ettiği ve uyguladığı beslenme yöntemidir. Yeşilbaş ördek yuvası. Yeşilbaş ördeklerin çoğu göçmen kuşlarıdır ve kışın güneye ılıman iklimlere, yazın ise kuzeye yuva alanlarına uçarlar. Ördekler bol miktarda
yiyecek bulabilecekleri ve su kaynaklarına yakın yerleri tercih ederler. Göller, nehirler, akarsular, küçük göletler, bataklıklar ve sazlık alanlar olmak üzere birçok habitat türünde bulunabilirler. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer gerçekten sizler için faydalı olabildiğimi düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız ve desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.